Halk dertli. Gerçekten büyük şehirden yana, yerel yönetimlerden yana çok ciddi talepler var. Bu talepleri karşılayacak olan gerçekten bu seçimin asıl galibi olacak. Ve unutmayalım, AK Parti sadece bugünün hesabını yapmıyor. Çünkü olası bir kazançla beraber bu insanlar belediye başkanı olacak. İlerleyen dönemde Adana'dan ikinci bir Adana çıkacak. Bakın, Adana'ya sadece siyasi gözle bakmayalım lütfen. O geçmişten kalan birikmiş alacaklarımızı alacağız. Nedir bu birikmiş alacaklar? Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, bu bölge hem turizme hem sanayiye yönelik ciddi yatırımlardan mahrum kaldı. Yerel yönetimlerin ciddi ihmalleri oldu. Evet. Şimdi buna mukabil bölgesel havalimanı açılacak. Uluslararası arenadan ekonomik bir katkı gelecek. Yani iş piyasası, sanayisi, endüstrisi, sağlık sektörü, sporu, her alanı bu anlamda Adana'nın değişecek. Adana neden bir alternatif Antalya olmasın, değil mi? Yani, yani soğuk iklim ülkelerinin spor kulüpleri neden Adana'ya gelip konaklama yapmasın? Öyle değil yani mi? Ara tatili burada geçirmesin gibi gibi. Adana yılın 12 ayı güneş alan bir şehir. Dolayısıyla AK Parti özellikle başta Seyhan olmak üzere ben şunu görüyorum. Genel merkezde sürekli mekik dokunuyor. Yani yerel siyasetle genel merkez arasında bir iletişim var. Orada konaklayan siyasetçiler var ve tekrar söylüyorum, onlarca abartısız anket yapılıyor. Yani amiyane tabirle 4-5 süzgeçten geçirilecek. En son o süzgeçten çıkacak isimler ilçe belediye başkanı adayı olarak sunulacak. Çünkü AK Parti olaya şu gözle bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde Adana istiyor. Onu da buradan söyleyeyim. Neden istiyor? Evet. Yani. Adana'ya ben bu müjdeyi vereyim. Kesin istiyor. Bana diyor Adana'yı getirin. Karşılığında ben size diyor Adana'yı yeniden inşa edeyim. Bakın. Bugünün sözü olsun. Deprem bölgeleriyle evet. alakalı şeyi vardı. Ayrı Cumhurbaşkanı. Seçim propagandası da deprem üzerine kurgulu. Kesinlikle. AK Parti'nin. Doğrudur. Yani özellikle. Yeniden şehirleri yapılandıralım. Yıkılan deprem, şehirler. Yani yıkılan şehir ayrı. Bir de yıkılacak olası yani her yerde deprem olabilir. Muhtemel. En azından bundan sonrası için şehrin mimari yapısını değiştirelim. Bakın yine güzel bir konuya değindiniz. 11 deprem şehrinden biriydi Adana. Elhamdülillah çok şükür diyelim. En hafif hasarla atlattan bizdik. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı düşünün. Bu hafif hasarla atlatmamıza rağmen uçakla gelirken Adana'yı gökyüzünden görüyor. Adana'ya gökyüzünden baktığınız zaman zaten Adana'nın iyi yönetilmediğini gayet iyi anlarsınız. Değil mi? Bravo. Yani dedik ya az önce bırakın metropol büyük şehir. Şehir değil yani kent değil. Dolayısıyla büyük köy görünümündeki bu şehrin şehir hüviyetine sonrasında büyük şehir sonrasında metropol olması için Sayın Cumhurbaşkanı diyor bana Adana'yı kazanın karşılığında amiyane tabiri size açık çek vereyim. Yani Adana'yı yeniden inşa etme. Bakın hiçbir sorumluluğu yokken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşa edildi. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Yani çok ciddi bir yatırım. Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü. Bakın Adana Büyükşehir Belediyesi o icraat görünmesin diye Büyükşehir otobüslerini o köprüden geçirmedi. Düşünün yani. Yani bu acizlik dahi o yüzden diyorum. Yani AK Parti adayı kim olacak bilmiyorum ama açıklandığı zaman ben bu konuyu özellikle konuşacağım. Çünkü ben bir Adanalı olarak konuşacağım. Yani Zeydan Karalar gibi hizmete bu şehri aç bırakmış bir aday karşısında kazanmama şansı yok diye iddialı konuşuyorum ben.